Kadınlar erkeklere nazaran 6 kat daha fazla mide ve bağırsak sorunu yaşıyor. Araştırmaya göre bunun sebebi kadınların daha fazla stres yaşaması ve omuzlarında daha fazla yük hissetmesi. Şimdi buradan erkeklerin daha gamsız ve rahat olduğu sonucunu çıkaranlar olabilir elbette. Konu haliyle tarafları ikiye böldü. Bayanın yükü daha zor. Bence tam tersi. Erkekler gamsız mı oluyor? Yok. Ben gamsız değilim. Kesinlikle katılıyorum. Ne diyorsunuz? Bence doğru, evet. Erkek olarak biz daha çok çekiyoruz hayatın yükünü. Öyle mi? Doğru mu sizce? Bence tam tersi. Bütün sorumlulukları alan kadınlar. Evet, çocuğu bile. Ben kendimde biliyorum, çok gamsızım. Çocuk hastalanmış, torun hastalanmış, işte ev yıkılmış, hiç umurumda değil. Ütüydü, yemekti, bulaşıktı, çocukların okuluydu derken kadınların mesaisi ancak gece uyuduklarında bitiyor. Üstüne bir de çalışan kadınsa tüm sorumluluklar strese, stres de mide ve bağırsak hastalıklarına dönüşüyor. Babam mı daha çok çalışıyor evde, annen mi? Anne çalışıyor. Ne yapıyor anne? Anne çalışıyor. Sana kim bakıyor? Anne bakıyor. Her şey anne diyor. Çünkü biliyor. Erkekler daha böyle gamsız o konuda ama... Bir bakış attı beyefendi. Ben düşünürüm, o yapar. Bence tam tersi. Ne oluyor? Kadın hem ev kadını hem iş yerinde çalıştığı için çok daha fazla yoruluyor. Peki sizin mide bağırsak hastalığınız oluyor mu? Yaşıyor musunuz? Yok, bende yok. Eşimde oluyor. İşte bak ya, bu demek ortaya doğruymuş. Aynen öyle. Ortaya çıkıyor bak. Ben inatım, biraz katılmıyorum. Bize 5 tane eğer erkekte huzursuz bağırsak geliyorsa kadın 10 kere daha fazla olabilir. 2 katı neredeyse. Yani. 2 katı neredeyse. Bunu biz değil, uzmanlar söylüyor. Erkeklere göre hayatın yükünü kadınlardan çok erkekler çekiyor. Ve dışarıda iş stresi yaşıyorlar. Peki durum gerçekten böyle mi? Bence bayanın yükü daha zor. Sabah gidiyor, gece 12'de geliyor kocam. Nasıl bir yükü hafif oluyor? Dünya kadınların sırtında. Kadının kıymetini bilmeyen de insan değil. Vücudun ikinci beyni bağırsağı korumak için stresten uzak durmak çok önemli. Tabii burada en büyük görev erkeklere düşüyor. Çocuk, iş, yemek, okula giden çocuk varsa onun sorumluluğu. Bayanların yükü daha fazla. Evet, ben şanslı kesimdeyim. Çünkü kadın zaten akşama kadar yorulmuş, pili bitmiş. Erkeğin de yardımcı olması lazım. Zaten eşini seven erkek yardımcı olur.